Emre Koca da diyor ki Beşiktaş adına ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz. Daha önce Ahmet Nur Çebi de bunu vurgulamıştı. UEFA'ya da başvurusunu yapmış Beşiktaş. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu iş uzayacak gibi geliyor. Yani açıklamalar hani sonunda Futbol Federasyonu herhangi bir değişikliğin olmayacağını söyledi ama Beşiktaş da öyle gözüküyor ki kolay kolay maçlar oynanır, lig tescil edilir. Lig tescil edilir. O havanda su dövmeye benziyor. O Beşiktaş'ın düşüncesidir. Futbol Federasyonu düşüncesi geçerlidir. Neyse en sonunda Futbol Federasyonu'nun dediği olur. Ama Beşiktaş da kendi düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahip. Evet tabii bu arada UEFA'ya yapılacak olan başvuru, şikayet sonrasında UEFA'nın herhangi bir yaptırımı yok. Bunu Beşiktaş yönetiminde açıklamıştı. Kendi başkanı söyledi, açıklama yaptı. Evet, Ahmet Nur Çebi söylemişti. Tamam. UEFA herhangi bir yaptırımda bulunamaz, iç işlere karışmaz. Yani artık o öyle bir çizgiye geldi ki başkan ok yaydan çıktı, sözler yaydan çıktığı için artık başkan durmuyor, geri de dönemiyor ve taraftarın coşkusunu karşılayabilmek için burada devam ediyorlar. Yoksa sezon biter, bu iddialar da yavaşlar. Evet. Sercan Dikme şu anda telefon attığımızda bize bu özel haberi verdi. Hiç vakit kaybetmeden detayları dinleyelim kendisinden. Sercan hoş geldin yayınımıza, söz sende. Onur Yıldız'ı yayınlar, hoş bulduk. Az önce Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ ile konuştum. Beşiktaş bu sezon özelinde özellikle son 1,5-2 aydır eleştiri dozajını bir aylık şekilde yükseltmişti. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de bunu ima eden bu yol güzergahı üzerinde açıklamalar yapıyordu. Ancak Sayın Kocadağ'la az önce konuştuğumda lig bittiğinde bu ligin mevcut şekilde tescil edilmemesini talep edeceklerini, bu durumun değişmesini talep edeceklerini ifade etti. Lig bittiğinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi önderliğinde Beşiktaş Kulübü UEFA ile bir temasa geçecek. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'yla temasa geçecek ve ligin mevcut durumunun, şartların değişmesini, ligin tescil edilmemesini söyleyecekler. Bununla da ilgili resmi olarak da başvuruda bulunacaklar. Bunu da A-Spor'da özel haber olarak duyurmuş olalım. Peki bu başvuru yapılacak ama acaba bu başvuru sonrasında Beşiktaş'ın istediği kararın çıkacağına dair inancı ne Beşiktaş yönetiminin? Beşiktaş kulübünün bu durumun değişmesinden inançtan daha fazla benim konuştuğum kişilerden, yöneticilerden, başkandan, diğer her kişiden değişmesinden ziyade bir adalet arayışı olduğunu, bu durumun değişmesinden önce hak savunma ana teması olarak görülmesini söylüyorlar. Çünkü hatırlayacağınız üzere tekrar yani hatırlatmak istemem ancak Hatay Antep maçları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar da aslında bunu konuşurken değişme ihtimalini çok güç olarak görüyorduk. Ancak değişmesinden ziyade Beşiktaş'ın kendisinin hak iddia ettiği, Beşiktaş'a göre doğru olarak kabul ettiği durumun bir arayışı olarak yorumlanıyor Beşiktaş Kulübü içerisinde. Buna hem hakem hataları sezon başından bu yana Beşiktaş yönetiminin Sayın Başkan'ın ifade ettiği şekilde söylüyorum, hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararlar, hem bazı tahkim kararları ve son olarak da bugün itibariyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklamadan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, bunların bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Öte yandan konuştuğum isimler şunu ifade ediyor. Şenol Hoca'nın sevki sonrasında Türkiye'de birçok teknik direktör Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, hakemlerle ilgili, kurullarla ilgili açıklamalar, eleştiriler yaparken hiçbir zaman sevk edilmedi. Ancak Şenol Güneş'in ilk cümlesinde hemen bir anda sevk kararı çıktı. Bunun yanlış olduğunu, bu kararın en yakın zaman içerisinde tekrar doğruya dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ifade genel olarak söylenen bir durum. Ben sadece Sayın Kocadağ'la ligin tescilliğine ilişkin bir telefon görüşmesi yaptım. Lig bittiğinde bununla ilgili resmi durumun yapılacağını
resmi başvurunun yapılacağını ve ligin tescil edilmemesini isteyeceklerini ifade etti. Evet. Peki stüdyoda var mı sorusu olan Sercan Dikme'ye bu veya başka bir konuyla ilgili? Bu Beşiktaş'a lig tescil edilmez ise Beşiktaş değil mi isteyecek bunu, müracaat edecek TFF'ye. Tescil edilmezse Beşiktaş İnan Stadı'nda oynadığı maçlarda elde ettiği hasılatı iade edecek mi? Kemal abi, bu sorunuzun cevabını bence sorayım. Sor. Mesela sorayım, tekrar doğru bilgiyi size aktarayım. Yani elde ettiği hasılatı, maçlar oynanmamış sayılıyor. Şurada var, sıralamaya göre bir gelir dağılımı da oluyor. Birinci ayrı, ikinci ayrı, üçüncü ayrı, öyle bir gelir dağılımı da oluyor. Bir de galibiyet beraberliğe verdiği paralar var. Tabii, bunlar da var. Peki yayıncı kuruluş derse ki ben ödediğim paraları geri istiyorum. He. Tabii işin. O da var. Bu böyle, yani böyle uzayıp gider ekonomik. Bunu Kemal abi, çok pardon, çok özür dilerim. Estağfurullah. Sayın Başkan Ahmet Türçebi geçtiğimiz günlerde, sanırım 3 hafta oldu, Vodafone Park'ta yapmış olduğu basın toplantısında da UEFA ile ilgili yazışmaların yapılacağını, bu ligin tescil edilmemesine dair şifrelerden bahsetmişti. Yani Beşiktaş biraz bu konuda biraz tutucu olacak gibi duruyor ama tabii ki sizin sorduğunuz sorular veya işte yayıncı kuruluş, yayın hasılatı, maç 3 puan gelirlerini biraz daha genişletip söylememde daha doğru. Ben bir şey soracağım. Peki Sercan Dikme, takip ediyorsun Beşiktaş'ı. Bir şey soracağım. Beşiktaş UEFA'ya bu ligin geçersiz tescil edilmemesi konusuna gerekçe olarak neyi sunacak? Çok çok büyük ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu hukuksuz olarak, bunu Beşiktaş Kulübü söylüyor Levent abi bu kelimeyi, ben değil, hukuksuz olarak aldığı kararları örnek gösterecek ve sezon içerisinde yapılan kararların hukuksuz olarak gösterildiğini bir maddeler halinde sıralayacak. Özellikle Hatay Antep maçları, çünkü bunu Sayın Başkan şöyle ifade ediyor: bize hiç sorulmadan diğer kulüplerin faydası olacak şekilde bu karar alındı. Bunun da UEFA'ya dayandırıldığı bir durum var Levent abi. Tekrar ediyorum, bunu ben söylemiyorum. Konuştuğum isimler ve Sayın Başkan yöneticiler söylüyor. UEFA'da özel federasyonlara şöyle bir maddesi bulunuyor. Herhangi bir takım ligden çekilmesi durumunda, lige devam edememesi durumunda alınacak karar bir önceki maçlarında geçersiz sayılması olması gerektiğini söylüyor. Bu bir tabii ki kural değil, tavsiye kararı olduğu için. Bir tavsiye maddesi olarak sunuluyor. Çok 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 büyük bir ihtimalle UEFA'nın özel futbol federasyonlarına tavsiye kararı olarak sunduğu bu maddeyi örnek olarak gösterecek. UEFA'ya diyecek ki siz böyle bir tavsiye kararı verdiniz. Ancak bizim ligimizde bu uygulanmadı. Peki bunun daha evvel örnekleri var derse diğer kulüpler? Samsun'un Ankara Spor örnekleri var derse ne olacak? Tabii bu da bir ayrı bir karşı. Bu bunu da, o da onu çürütür. Yani. Canım, şimdi biz bunu fazla dert etmeyelim. Ya bence de UEFA'nın yani ve Futbol Federasyonu'nun sorunu. Beşiktaş da buna bir hak arayışı gerekçesiyle, tabii, adalet tabii arayışı gerekçesiyle itirazını yapsın. İlgili kurumda evet cevabını versin. Evet. Bence biz soruları soruyoruz. Yani pardon. Hayır bak, çünkü yayıncı kuruluş para vermiş. Tabii bunların da sorulması artı, tabii ben niye bu gerekiyor? O zaman bu ligi niye verdim diye. Futbol Federasyonu puanlara karşılık para vermiş, geri isteyecek. Evet, sıralama parası Kemal var abim daha. Dediği gibi satılan taraftar isteyecek, ben niye geldim diye. Belki Beşiktaş taraftarı istemeyebilir. Ayrı bir konu. O Galatasaray, Fenerbahçe taraftarı isterse ne olacak? Ya, bunun sonuçları özellikle ekonomik olarak bayağı işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Sercan, var mı eklemek istediğin bir şey? Yo, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz Sercan. Herkese saygılar abi. Çok bu arada bu Beşiktaş Adana Demirspor maçında bir oluşum var.